Hocam, kalp hastalarının veya damar tıkanıklığının tedavileri nelerdir? Şimdi diyelim ki bir kalp damarlarında tıkanıklık başladı. Başladığı zaman hastalar genelde bunu iki türlü fark ediyorlar. Birisi kalp kriziyle geliyorlar. Hasta yani kalp krizi geçirdiği zaman zaten büyük yarıya yakını, belki de yarına az bir kısmı maalesef kriz geçirdiği zaman da kaybediliyor. Ölümle sonuçlanıyor. Çünkü ne oluyor? O kalp krizi geçirdiğim zaman oradaki kan hücreleri ölmeye başlıyor ve orada elektrik aktivitesi değişiyor ve ventrikül fibrilasyon dediğimiz bir şey gelişiyor. Kalp krizi geçirenlerde kalp titreşmeye başlıyor ve o anda zaten kasılmıyor ve kalp duruyor zaten pratik olarak. Eğer o anda şok yapılmazsa bir iki dakika içerisinde de hasta ölüyor. Orada biraz şansa var. Eğer hastanın ortamında falan kalp krizi geçirse belki bir şansı var ama evde geçirmişse maalesef ölüm riski yüksek. Diyelim ki ölmedi. Hemen kriz kalp krizi ile hastaneye başvurduğu zaman yani bir elektrokardiyogramda ve kan testlerinde de kalp krizi geçirdiği hemen anlaşılıyor. Eskiden trombolitik dediğimiz yöntemler vardı. Hemen pıt çözücü ilaçlar veriyorduk. Çünkü biliyorsunuz kalp krizinde sebep neydi? O plan çatlaması ve oraya pıtın oturmasıydı. Pıt çözücü ilaç verdiğim zaman o pıt çözüldüğü zaman kalp krizi de düzeliyordu. Ama son zamanlarda artık anjiyo ve stent yöntemi çok yaygınlaştığı için şu anda hemen hemen çok her şehirde, Türkiye'nin her şehir, her yerinde bu tür imkanlar var. Hem anjiyo ve hem stent imkanları. Direkt hemen anjiyo yapılıyor, tıkarı damar gözüküyor, oraya stent takılıyor. Bu şekilde çözüm bulunabiliyor. Ama bu stent her zaman yetmiyor. Diyelim ki bir damar tıkandı ama diğer damarlarda da kritik darlıklar var ya da stentle açamadık. O zaman işte bypass yöntemleri girebiliyor. Bazen de hasta kalp krizi geçirmeden gelebiliyor. Nasıl oluyor? Yol yürüdü, merdiven çıktı özellikle, efor yaptı. Eforla birlikte gene göğüs ağrısı. Çok tipik bir bulgudur bizim kalp damar tıkanıklığı için. Özellikle göğsünden çeneye doğru yayılan, kollara doğru yayılan ağrı duyuyorsa ve dinlendiği zaman geçiyorsa bu çok dört dörtlük bir bulgudur. Ve bu bulguyu yakaladığımız zaman muhakkak hemen ileri tetkikleri de efor ve sonra nihayetinde anjiyo ile damar tıkanıklığını tespit ediyoruz. Damar tıkanıklığını nasıl tespit ediyoruz? Bu hasta bize geldi göğüs ağrısıyla, işte ekosunu, efor testini, EKG'sini çektik. Şüphelendik. Zaten klinik olarak da eğer uyuyorsa şikayetleri hemen anjiyosunu yapıyoruz. Anjiyo dediğimiz nedir? Kasıktan ya da koldan girerek kalp damarının ağzına boya maddesi veriyoruz ve o damarları görüntülü hale getiriyoruz. Gördüğümüz zaman da işte nerede ne kadar tıkanıklık var. Ona göre ya stent takacağız, bypass mı yapacağız ya da ilaç mı vereceğiz. Onu kardiyolog ve cerrah birlikte değerlendirerek karar veriyor. Ameliyatlarda nasıl oluyor hocam? Diyelim ki anjiyo yaptık, işte hasta krizle geldi ya da işte göğüs ağrısıyla geldi. Ya da tesadüfen eko efor yaptık, hiçbir şikayeti de olmayabilir hastanın. Hiçbir şikayeti yoktu. Kontroller geldi, risk faktörleri vardı. Efor yaptık, efor testinde mesela bulgu saptadık. Ya da sintigraf yaptık, sintigrafda bulgu saptadık. Anjiyo yaptık. Anjiyo dediğim ki damar tıkanıklığını saptadık ve bypass'a karar verdik. Niye bypass'a karar veriyoruz? Diyelim ki çok damarında var, ana damarında var, bir damarın birkaç yerinde var, çok yaygın hastalık var ise genelde bu tür hastalara stent çok önerilmiyor. Bu tür hastalarda bypassların sonuçları daha iyi.